Karınca Team kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün proje 1'e başlıyoruz. Artık karıncalarla ilgili hangisi messorlara yardıracağız. Hatta şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama koloniyi alacağız. Ve de ona yeni bir proje yapacağız. Aslında şimdi yapmak doğru mu bilmiyorum ama hazır messor uçuşları da başlamışken bence Structor doğru bir tercih. Evet, bildiğiniz üzere messorlar şu an uçuyor. Türkiye'nin birçok noktasında messor kraliçesi bulan insanları görüyorum. Bizim Facebook grubunda, forumda, her yerde paylaşılıyor. Spor niteliğinde çıkıp dışarıda yürüyüşlere başlayabilirsiniz. Yerde messor arayabilirsiniz. Kraliçe karınca nasıl bulunur, nasıl ayırt edilir ile ilgili videolarım zaten var. Onlara bakarak bulabilirsiniz. Projeden bahsetmem gerekirse, proje test tüplerinden oluşuyor arkadaşlar. Test tüplerini birbirine bağlayarak bir formikaryum inşa edeceğiz. Yani bildiğiniz Yutong'tu, alçıydı, 3D printer'dan çıkmış formikaryumdu gibi değil. Test tüplerinden oluşan, yani odacıkların test tüpü olduğu bir formikaryum projesi bu. Bol bol şeffaflık var içinde, bol bol hortumlar var. Karıncaları takip edebileceğiz. Ve koloni büyüdükçe parçaları birbirine monteleyerek, yani test tüplerini ve şeffaf hortumları arttırarak koskocaman bir formikaryum yapmış olacağız. Ben buna birkaç espriler kattım. Mesela zeminine bir karton alacağız. Şimdi gidiyorum hatta. Onu böyle yer altına benzetip kahverengi bir karton alıp işte board markerla siyah kalemle etrafını çizip oda 1, oda 2, structure falan böyle keyifli bir şeyler yaparız diye düşündüm. Koloni çok büyüdüğü zaman da proje tam o zaman bitmiş olacak. Duvara monteleriz abi, tertemiz olur. Hadi gidelim şimdi malzemeleri alalım, deliklerini alalım. Projeyi öyle anlatırım yaparken bir yandan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size her daim kurtaracak olan yer böyle bir milyoncu tarzı yerlerdir. Biz hobiciler genelde bu tarz yerlerden bir şey alırız. Mesela şunu alırsın, oyarsın, formikaryum yaparsın gibi gibi şeyler. Şimdi ben şuradan karton bulacağım, bir saniye. Karton, karton, karton. Kahverengi yok mu yoksa ya? Mah. Aha. Evet, bu kartonu zeminmiş gibi kullanacağız. Toprağın altından bir kareymiş gibi yani. Buralarına işte o test tüplerini ve şeffaf hortumları döşeyip üzerlerine sevimli çizikler falan atacağız. Eğleneceğiz yani. Bir de kalem bulayım. Hadi hadi, evde görüşürüz. Eve geldim. Şimdi malzemeleri toparlıyorum. Bu projeyi özetlemem gerekirse hızlıca. Yutong, alçı veya ne bileyim başka bir malzeme kullanmadan test tüpleriyle birlikte ve şeffaf hortumlarla birlikte malzemeleri koydum buraya. Bir formikaryum projesi yapacağız. Bu da önümüzde planladığımız, hani diyordum ya, 3-4 tane projemiz var. Büyük beslenme alanları, çok iddialı böyle duvarda hortumlar, mortumlar. Onların birinci versiyonu. Hafiften başlıyoruz diye daha basit bir proje olacak ama keyifli olacak diye düşünüyorum. Malzemeleri buradan alacağım. Şimdi bu arada 2 tane karton almamın sebebi şuydu, onu açıklamamış olabilirim ilk başta. Şu üstte kullanacağım kartonun yapısı ne hikmetse böyle bozuluyor kendi kendine. Bir yerlerden atıyor matıyor. Ama zemindeki öyle değil. Bununla bunu birbirine yapıştıracağım. Hani en azından mukavemet kazandıracaktır. Hani alttakini de kaldırır mı bilmiyorum. Niye bu kartonu kullanıyorsun derseniz, hani böyle toprak altı görüntüsü gibi, işte kalemle çizeceğiz mesela, böyle yuvarlak çizeceğiz buraya. Oda 1 diyeceğiz, başlangıç odası. Mesela elimizde bir tane test tüpü var. İçinde de su dolu. Bu böyle burada duracak mesela, tamam mı? Bu burada duracak. Bundan bir hortum çıkacak ya da böyle bir ayraç olacak. İşte diğer hortumla başka bir test tüpüne bağlı olacak. Ondan sonra bunu şöyle hayal ettim. Burada bir tane beslenme zamazingomuz olur. Yani beslenme tüpümüz. Buraya tohum bırakırız, bir şey bırakırız, canlı yem bırakırız. Bir nevi beslenme alanı işte, outworld. Ama böyle şovluk değil. Yani içinde bitki olan vesaire olan büyük bir alan değil. Bu buradan çıkar. Buradan böyle ikiye ayrılır. Ne bileyim, buradan bunu takarız falan filan. Sonuç olarak koloni büyüdükçe biz bunu böyle puzzle gibi arttıracağız. Ve etraflarını çizeceğiz. İşte oda bir diyeceğiz. Buraya mesos structure yazacağız. Of ne koloniydi be falan. Sallıyorum yani. İşte buradan buraya geçecek, buradan buraya geçecek. Günün sonunda, yani projenin sonunda koloni maksimum seviyeye ulaştığı zaman bir bakacağız ki bütün test tüpleri, bütün her şey dolu. Burada bir yaşam alanı var ve sanki toprağın altıymış gibi. Odacık, 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 odacık. Her bir odacık bir test tüpü olacak yani. Mantığımız bu. Böyle bir proje aklıma geldi. Geçen gün oturuyordum. Ya dedim, test tüplerinden niye bir şey yapmıyoruz? Koloni büyüdükçe, alan daraldıkça şunlardan
Ekleriz. Hortumlardan ekleriz. Koloniyi daha çok büyütürüz. Belki yarın öbür gün geliriz mesela bir tane duvara böyle komple bunu döşeriz anasını satayım diyerekten. Çok yoruldum konuşurken ama olsun. Kolonimiz de burada. Bu arkadaşları direkt test tüplerini buraya bağlayacağız. Sonra transfer gerçekleşirse de o test tüpleri çıkartırız daha temiz bir görüntü olsun diye. Mevzumuz bu. Şimdi ilk başta ben bunu yapıştıracağım. Daha sonrasında detaylarına gireriz. Ama söyleyeyim, bütün bu dizayn şimdi bitmeyecek. Yani biz az çok planı yapacağız. Koloniler mesela iki tüp mü dolduruyor? İki tane tüpümüz olacak. Bir tane de şöyle şuraya işte beslenme alanı bağlı olacak. Projeyi burada bitireceğiz. Koloni arttı, sığmıyor. Hop, yeni bir video gelecek. Güncelleme 2 diye. İki tane daha test tüpü takacağız. Öyle öyle büyüyecek. Hadi şimdi şu yapıştırma işlemine geçelim. Yapıştırma işlemi bitti. Yalnız yapıştırıcı hiç umduğum gibi değilmiş. Keşke bilindik bir marka alsaydım. Her neyse. Diyeceksiniz ki bu köşedeki çerçeve ne ya? Ne, niye oraya boya bantı çektin? Vallahi arkadaşlar yapıştırıcı hiç tutmadığı için mecbur olarak o an yanımda o vardı. Hani parlak da bir şey yapayım istemedim. Sonrasında buraya bir çözüm bulurum. Şimdilik sabit bir kağıdımız olsun istiyorum. Sonrasında bakarız durumuna. Yapıştırıcısı kurudu ama ne kadar yapıştırdı bilmiyorum. Biraz da tabii köşelerden baş kaldırıyor. Bunları da birazdan masaya bantlayacağım küçücük. Ki tam güzel çalışabilelim diye. Şimdi dizayna geçeceğiz. Nasıl bir şey yapalım bir karar verelim. Ne nerede dursun. İşte yalnız bu tam düz durmuyor işte. Bunu bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, masaya sabitledim bunu. Şöyle bir tane logomuzu çakalım da şuraya. Ortam şenlensin. Evet, çok düz yapıştırdım gerçekten. Harika yapıştırdım ya. Bayağı güzel yapıştırdım yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar projeyi hızlıca düşünelim. Ne yapacağız? Bu bizim toprak zeminimiz dedik değil mi? Madem bu toprak zeminimiz, mantıklı gidelim. Yani gerçeğe yakın olsun diyelim. Bu arada çok şu taraf parlıyor artık. Affola, kusura bakmayın. Şimdi karıncalarımız bu arada şöyle bir bakalım. Bir bakalım onlara. Bayağı da kalabalıklar. Çok güzel. 3 tane test tüpü burada var Tuğkan, hatırla. Öncelikle test tüplerini bağlayacağımız mekanizma lazım. Şimdi bizim konnektörlerimiz bunlar. Yani test tüpleriyle şöyle göstereyim. Test tüpleriyle hortumlar arasındaki bağlantıları bunlarla sağlayacağız. Şimdi design, ben diyorum ki şu parçadan, bu arada bu parçaları ben yurt dışından alıyorum. Türkiye'de de vardır. Yani böyle Eminönü tarzında vesaire. Birçok yerde bulunabilir diye hayal ediyorum. Çok zor bir şey değil. Bu muhtemelen tesisatla ilgili parçalardan, su tesisatları, bahçe sulama vesaire gibi şeyler olabilir. Bunlar bizim hayatımızı çok kurtarıyor yeri geliyor. Hatta şuradan da göstereyim. Şöyle. Bunları da ben kendim test tüpü tıpalarından yapıyorum. 3D printer parçalarla. Bunlar zaten karıncası mağazasında olacak. Çok da böyle komik rakamlı şeyler. Yaza doğru açıldığı zaman siz de edinebilirsiniz eğer kullanacaksanız. Şimdi elimizdeki parçaları bir koyalım. Bunlar var. Yani Y'lerimiz var. Bu Y'lerin hepsini şu an kullanmamıza gerek yok. Ana parça olarak bence bunu kullanalım. Buna çünkü doğrudan bir hortum girebiliyor içine ve daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Bunda ise dıştan giriyor olması lazım. Aynen öyle. Yani çok bir fark yok. Bence kibar gidelim. Koloni büyüyünce bunu kullanırız. Vazgeçtim. Şimdi biz iki tane test tüpü, kaç? Üç tane, iki tane test tüpümüz var. Üç tane demeyelim. İki tane test tüpünü doğrudan az önceki beslenme gösterdiğim karıncaların bulunduğu yerdeki test tüplerini alıp doğrudan buraya bağlayalım. Şöyle yapalım. Bu tıpalarımızı takalım. Burası başlangıç noktası olsun. Yani koloni hikayemizde kraliçe geldi buradan girdi. Buraya yuvasını yaptı. İlk kolonisini burada oluşturuyor. Şu tarafta. Kameralar doğru açıdan çekiyor mu acaba? Hah, çekiyor. Daha sonra böyle ayrıldı. Büyüdü yani bu olay.
Tabii şurada da ara hortumlar olacak. Şöyle bir senaryo kuralım. Hortumlarımızı da koyalım. Hortumlar burada. Buradan büyüyecek. Sonra dış mekan olarak o zaman şöyle kullanalım burayı. Yani test tüpleri burada olsun. Toprağın altı olarak düşünüyoruz burayı. Burada yeğlerimiz var. Beslenme alanında yani tohumu mohumu koyacağımız yerde o zaman mantıken burada olsun. Bizim yuvaya girişimiz burası gibi olur. Şöyle. Burası yaşam alanı gibi düşünün. Dış dünya. Burası da yerin altı. Arkadaşlar hızlandırılmış şeklini izlediniz. Çok sıkıcıdır orası, o yüzden hızlandırdım. Böyle bıdı bıdı konuşuyorum işte. Şuraya şunu mu koysak, buraya bunu mu koysak. Her neyse. Genel görüntü böyle. Üstten baktığımız zaman işte tohumları koyacağımız alan burası. Buradan böyle gidiyor. Yani bildiğiniz aslında yerin altı gibi yapmaya çalışıyoruz ama şu an tabii sizi cezbetmeyebilir. Çünkü kolonimiz çok büyük olmadığı için, yani Messor Structure için söylüyorum. Çok büyük olmadığı için burası İdeal aslında, büyük bile söyleyeyim. Yani iki test tüpünü zar zor dolduracaklar. Burası şu an üçüncü alan dolsun diye. Bu üç test tüp ve yollar dolduğu zaman da zaten hop hemen ne yapacağız? Yeni parçalarla yeni kanallar oluşturacağız böyle. Yani sonuç olarak şu görmüş olduğunuz görüntüden burada da, burada da, burada da her yerde olacak. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere ben bunu büyüttüm. Bu küçüktü. Daha büyük bir kutu kullanmak istedim. Çünkü elimde hazır şöyle daha önceden yapmış olduğum bir kutu buldum. 3D printer'la işte hortum kanalını takmışım. Havalandırmasını yapmışım. Bunu burada kullanacağız. Hatta büyük kameraya geçeyim. Hortum. Çünkü bu biraz delik ortada. Aynen. Hem oh. When our eyes touch so familiar deep inside like you were all. Evet, bu şekilde yaptığımız varsayarsak bir tek şurada bir açıklığımız var. O açıklığı da şöyle kapatalım. Şu olabilir herhalde. Cuk. Uy. Buradan böyle çoğaltabiliriz. Aşağı doğru da çoğaltabiliriz. Buraya bir tane daha Y takarsak büyür. Yani her türlü büyütürüz. Hiç sıkıntı yok. Şunları çok azıcık açacağım aralarını. Daha doğal gözüksün. Evet, şimdi gelelim transfere. Şimdi şunu alalım, hemen takalım. Sonra bunu alalım. Bu test tüpü küçükmüş. Bunu da buraya takalım. Şimdi kaldı burası. Yalnız bunun içinde de bayağı bir işçi var. O zaman hemen ben şuraya sokmak istiyorum. Şu sağ alttaki test tüpü çok oynuyor. Durun. Ben bunu da buraya taktık sulu. Sen bir dur. Şuna bir bantman çekeriz bir ara. Şimdi buradaki karıncaların hepsini tek tek şeye atacağım. Beslenme alanına atacağım. Bayağı uğraştıracak. Evet, burada bir koloni. Yalnız bu test tüpünü çok acil değiştirmem lazım. Çünkü büyük bir test tüpüymüş. Başındaki kapak oturmadı. Onu acil değiştirmem lazım. Daha sonrasında buraya yapmam gereken bir şey yok. Suyu da temiz zaten. Üstelik kırmızı şeyi koruması da var. Aa, sen ne yapıyorsun bro? Gel bakayım. Buradaki test tüpü tamamen tek tek uğraşmamak için attım buraya. İçinde nereden baksanız 10 tane 15 tane işçi var.
Durum bu. Şimdi şunu bir kapatalım. Şunu iptal edelim. Ben tek tek alacağım onları zaten. Hop. Evet, bilgiyi hatırlatalım. Biliyorsunuz. Mesorlar hasat çıkarıncalar arkadaşlar. O yüzden tohumumuzu alıyoruz. Şu kadarcık alalım. Buraya koyalım. Şekerli suya çok ihtiyaçları yok. Sevmezler. Suya ihtiyaçları var. Sular zaten test tüpünde. Onun haricinde herhangi bir şey eklememize gerek yok. Evet, senaryoyu kurduk. Karıncalar dolaşmaya, yürümeye başladılar. Beslenme alanına giden de var. Şu an keşfedecekler ortamı. Daha sonrasında yerleşimlerini gerçekleştirecekler zaten. Bir tek şuradaki dediğim gibi test tüpünü değiştirmem lazım. Çünkü bu büyük bir test tüpüymüş. Onu unutmuşum. Her neyse, bunu hemen transferini yaparım. Son olarak da beslenme alanında, yani eski beslenme alanında kalan karıncaları da bu tarafa alacağım. İş bitecek. Şimdi gelelim eğlencesine. Geyik yapalım. Ne yapabiliriz? Örnek veriyorum. Ya nasıl alttakini değiştireceğiz bir süre sonra, deneyelim. Dünya. Bir şey diyeceğim de bunu böyle kalınlaştırmak falan lazım çünkü belli bile olmuyor. Yani çok da bir uğraşmadan bu kadar oluyor. Hani maksat buradaki espri olsun. Yani işte bir şekil şemal olsun. Geldiğiniz, baktığınız zaman "aa bu ne lan" diyebilin diye böyle bir şey yaptım. Çok maksatlı bir şey değil. Yani şu alttaki parça tamamen işin esprisi, atılabilir. Hani çok önemli değil. Bilmiyorum nasıl gözüküyor. Evet, proje böyleydi. Ben şimdi videoyu kapatıyorum, videoyu bitiriyorum ve şu kalan işçileri aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız takılıyor. Yürüyorlar, geziyorlar, keşfediyorlar. Beslenme alanında şu an 4-5 tane işçi var. Buradakiler zaten ne yapıyor belli değil. Burası tıpalı yerimiz. Sonunda da dediğim gibi buradan böyle kıvırıp şuraya da 3-4 tane test tüpü atarız. Onların da etrafını boyarız. Belki buradan bir tane daha çıkartıp şuraya küçük bir test tüpü atarız. İşimiz biter. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz böyle aksiyon içeriksiz, işte el işi yapılabilir, keyifli küçük küçük projeler istiyorsanız yorumlarda mutlaka bildirin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. My body aches to be satisfied.